Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde A ve B noktalarından Robo ve Ribo adında iki robot vardır. A ile B arası 1800 santimdir. Bakın A ile B arasında 1800 santim vermiş bize. Şöyle gösterelim. Bu robotlar birbirlerine doğru hareket edeceklerdir. Robo her komutta Kök 18 santim ilerliyor. Ribo her komutta kök 32 santim ilerliyor. Buna göre robo 3 komut, ribo 4 komut alır ise aralarındaki mesafe kaç santim olur? Şimdi arkadaşlar robo kök 18'miş. Buna robo diyelim. Bu her adımı kök 18'miş. Kaç komut alıyor? 3 komut. Bakın 3 komut bu. Bu da kök 32'ymiş. Bu da 4 komut alıyor. Şimdi biz kök 18'i kök 18'i nasıl yazabiliriz? 9 çarpı 2. Değil mi? Tam kare ifadelerden yararlanarak 9 çarpı 2. 9 neyin karesi? 3'ün karesi. Dolayısıyla ne olur? 3 kök 2 olur. Aynı şekilde kök 32'ye bakalım. Kök 32 de arkadaşlar. 16 çarpı 2. Bakın 16 neyin karesi? 4'ün karesi. 4 kök 2 olmuş olur. Şimdi robo 3 komut atıyor. Bakın 3 komut atarsa 3 kök 2 değil mi arkadaşlar? 3 komut atarsa köklü ifadelerde ne yapıyorduk? Kök içiyle, kök içi, kök dışıyla, kök dışı çarpılıyordu. Kök içlerini çarpalım. 3 kere 3'ten 9 kök 2. Biz buna robot robo diyelim. Bu 9 kök 2 ilerliyor. Bu da ribo 4 komut alıyor ve 4 kök 2 her bir komutu. Dolayısıyla 4 ile çarptığınızda 16 kök 2 de bu 60 olacak. İlerlemiş olacak. Şimdi ikisinin toplamına bakalım bir. 9 kök 2 artı 16 kök 2'den 25 kök 2'lik ne yaptılar? İkisi birlikte yol aldılar. Geriye kalan aralarındaki mesafeyi soruyor bizden. Şurayı yani soruyor. O zaman biz yolumuzun tamamı 1800'dü. Yani bunu nasıl yazabiliriz? Bakın yine 18 çarpı 100 şeklinde yazabilirsiniz. 18 neyin karesi? 10'un karesi. Dolayısıyla bu 10 diye dışarı çıkar. Burası da 18. 18'i de aynı şekilde yine 9 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 9 neyin? 3'ün karesi. Bakın bu 3 diye dışarı çıkarsa 10 çarpı 3 kök 2. Yani ne oldu? 30 kök 2 olmuş oldu. Demek ki bizim yolumuzun tamamı 30 kök 2'miş. Arkadaşlar birbirlerine 9 kök 2 e, robo... 16 kök 2'de ribo geldiği zaman arada kalan mesafede 30 kök 2'den biz neyi çıkartıyoruz? 25 kök 2'yi çıkartıyoruz. Dolayısıyla bakın kök içleri aynı olmuş oluyor. Biz burada yapacağımız ifade kök parantezini alıp 30 eksi 25 diyelim. Buradan da sonucumuz kök 2 çarpı 5'ten 5 kök 2 olmuş oluyor. Cevabımıza baktığımız zaman A seçeneği cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Mutlak A bir veya birden büyük ondan küçük bir gerçek sayı ve ne bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üstü n şeklinde gösterime bilimsel gösterim diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hatırlayın şöyle mi yapıyorduk bilimsel gösterimde? Mutlak A birden. Biri eşit veya birden büyük ondan küçük olacak ve bir de A çarpı 10 üstü N şeklinde gösterilecek. Kanal rengini veren çekirdeksiz daire şeklindeki, burası önemli daire şeklindeki küçük hücre diyor. Olan ak uyarlar dolaşım sistemi için oksijen ve karbondioksit taşırlar. Bir al yuvarın yarı çapı metredir. Buna göre bir al yuvarın santimetre kare cinsinden. Bakın santimetre kare cinsinden alanının bilimsel gösterimini istiyor. Şimdi daire şeklindeymiş. Dairenin alanını biz nasıl buluyorduk? Dairenin alanı alanı pi r kareydi. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bakın burası metre olarak verilmiş. Biz ilk önce sonuç eğer santimetre kare olarak isteniyorsa yarıçapımızı neye çevirelim? Santimetreye çevirelim önce. Burada santimetreye çevirirken metre bakın sonra desimetre sonra santimetre. Yani ne yapacağız? Yüzle çarpacağız. O zaman bakın bir iki basamak gelmiş oluyoruz. Ne oldu burası? 0,00005 olmuş oldu. Bu ne? Santim. Şimdi burası neye eşit olmuş oldu? 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 10 üstü eksi 5 değil mi? 10 üstü eksi 5 santim olmuş oluyor. Bizden pi r kare demiş. Bakın pi'mizi kaç vermiş bakalım? 3 vermiş. Dolayısıyla pi yerine 3 yazıyoruz. R'nin yerine de 5 çarpı 10 üstü eksi 5'in karesi yazıyoruz. Yani bu karesi ifadesi ikinci kuvveti hem 5'in hem de 10 üstü eksi 5'in olmuş oluyor. 3 çarpı 5 üstü 2 çarpı 10 üstü eksi 10. 25 çarpı 3'ten 75 çarpı 10 üstü eksi 10 olmuş oluyor. Arkadaşlar şu an bu bilimsel gösterimize peki uygun mu? Değil. Bakın bilimsel gösterim neydi? 1 ile 10 arasında 75, 1 ile 10 arasında değil. O zaman ben burayı küçülteceğim, burayı da büyüteceğim. Bir basamak gelirsek 7,5 çarpı 10 üstü negatif sayılarda büyümek sıfıra yaklaştıkça olur. Dolayısıyla eksi 9 olmuş olur. Cevabımıza baktığımız zaman birinci sorumuzun cevabı A seçeneğidir diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Bir toptancı yukarıdaki miktarları verilen çuvallardaki nohutlara sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayacaktır. Birinci adım her bir çuvaldan 1 bölü 4'ü kadar nohut alacak ve aldığı nohutları birbirine karıştırmadan birbirine eş miktardaki poşetlere dolduracaktır. İkinci adım çuvallarda kalan nohutların bakın kalan nohutların yarısını alacak ve bu nohutlar birbirine karıştırılmadan birbirine eş miktardaki poşetlere doldurulacaktır. Üçüncü adım kalan nohutlar karıştırılarak 3 kilogramlık poşetlere doldurulacaktır. Buna göre market sahibinin bu iş için en az kaç poşete ihtiyacı vardır. Şimdi arkadaşlar 96 ile 120 değil mi? Bunun 1 bölü 4'ünü önce alacağız birinci adımda. O zaman biz bakalım bir 96'nın 1 bölü 4'ü ne olur? 96 bölü 4 olur. Dolayısıyla 24 kilogram. 120'nin 1 bölü 4'ü ne olur? 30 kilogram. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız biz? Eş miktarda poşetlere dolduracağız ama en az sayıda olmasını da istiyor. O zaman biz bu aldığımız miktarın neyini almak zorundayız? Ebobunu almak zorundayız. 24 ile 30'un ebobunu alıyoruz. Bakın ebobunu aldığınızda 24 ile 30'un EBOB'u bu. 8'i nasıl yazabilirsiniz? 2 üstü 3 çarpı 24, 2 üstü 3 çarpı 3. Burayı da 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazarsınız. Ortak olanlardan küçük olan 2, 3. Dolayısıyla kaç olmuş oldu? 6 kilogramlık. Demek ki 6 kilogramlık yapacak şekilde poşetlere koyuyoruz. Buradan 24'ü 6'ya bölersem 4 poşet. 30'u 6'ya bölersem 5 poşet. Yani toplam Birinci adımda 9 poşet oluşmuş oldu. 9 poşet. Sonra devam ediyor. İkinci adımda diyor çuvallarda kalan nohutların. Şimdi arkadaşlar 96'ydı 24 kilogramını aldık. 96'dan 24'ü çıkartırsanız 72 kilogram mı kalmış olur? 120'den de 30'u çıkartırsak 90 kilogram da bu mu kalmış olur? Bakın 72 bu 90 bu kilogram. Çuvallarda kalan nohutların da yarısı alacak. Ve bu nohutlar birbirine karıştırılmadan yine eş miktarda poşetlere doldurulacak. Ve en az sayıda olması yine istiyor. O zaman yine ebobunu bulacağız. Dolayısıyla şu an 72'nin yarısı ne olur? 36 kilogram. 90'ın yarısı ne olmuş olur? 45 kilogram. Bu sefer neyi alıyoruz? 36 kilogramla 45 kilogram aldık. Bakın ikinci adım diyorum burada. 36 ile 45 kilogramın... Neyini aldık? EBOB'unu. Bunların EBOB'u ne olur? 36'ı 4 çarpı 9'dur. Yani 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 2 şeklinde yazılabilir. Bu da 9 çarpı 5. 3 üstü 2 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Ortak olanlardan küçük olan alınırdı. Yani 3 üstü 2 var. Bir de 5 var. 3 üstü 2 var. Başka yok arkadaşlar. Burayı. Dolayısıyla bunu da kaç kilogramlık poşetlere koyacağız? 9 kilogramlık. Bakın 36'yı ben... 9'a bölersem 4 poşet. 45'i 9'a bölersem 5 poşet. Dolayısıyla 4, 5 daha kaç olmuş oldu? 9 poşet. İkinci adımda da bakın kaç poşetimiz oluştu? 9 poşetimiz oluşmuştur diyoruz. Şimdi üçüncü adıma gelelim. Kalan nohutları karıştırarak. En son e, ee, 72 kilogramdı. Bunun 36 kilogramını yine aldık. Dolayısıyla son durumda kalan nohutumuz burada 36 kilogram olacak. Burada da 90'dı. 45'ini aldık. 45 kalmış olacak. Dolayısıyla ikisini karıştırıyoruz. Topluyoruz yani. 81 kilogram mı olmuş oluyor? Bu 81 kilogramı da 3 kilogramlık poşetlere koyuyormuşuz. O zaman arkadaşlar 81'i ne yapalım? Şurada 3'e bölelim. Buradan da kaç olmuş olacak? 27 poşet oluşmuş olacak. Soru bize en az kaç poşete ihtiyaç vardır? Bakın şurada da toplayalım. 9 poşet birinci adımda, ikinci adımda da 9 poşet oluşturduk. Üçüncü adımda 27 poşet oluşturmuş olduk. Dolayısıyla topladığımız zaman cevabımızın 45 poşet olduğunu görüyoruz. Yani cevap D seçeneği arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet kare köklü ifadelerde ki bir soru. Bir ayrıtının uzunluğu kök 5 santim olan küp şeklindeki bloklardan 59 santim uzunluğundaki bir rafa en fazla kaç adet ya kaç adet küpler yan yana dizilebilir? Evet burada. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 şeklinde devam ediyor. Burasının tamamı 59 santim. Şuranın tamamı 59 santim. Şimdi kök 5. Şimdi neyini bulmamız lazım? Yaklaşık değerini bulmamız lazım. Kök 5 hangi iki tam kare sayı arasında? 4 ile 9 arasında. Yani kök 9 kök 4 arasında. Bakın kök 4 neye eşit olmuş oluyor? 2'ye. Kök 9 neye eşit olmuş oluyor? 3'e. Demek ki bakın kök 5'in yaklaşık değerini biz yazsak şöyle mi yazacağız? 2 virgül nokta nokta bir şeyler. 2'den büyük 3'ten küçük çünkü. Bunu nasıl bulacağız? Bakın bunu sayı doğrusunu çizebilirsiniz. Mesela kök 4 burası. Burası da kök 5 olursa. Şurası da kök 9 olursa. Yapacağınız işlem şu. 2 artı burası 2 olacağı için. 2 artı. Bakın 9'dan 4'ü çıkartırsanız. 9'dan 4 çıkarsa kaç kaldı? 5 mi kaldı? 5. Bunu paydaya yazıyorsunuz. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 1'i de paya yazıyorsunuz. Dolayısıyla kök 5'in yaklaşık değeri 2 artı 1 bölü 5 olmuş oluyor. 1 bölü 5 değeri bakın 0.2 demek. Dolayısıyla 2 ile 0,2'yi toplarsanız 2.2 olmuş olur. Yani her biri bunların demek ki 2.2'lik ne yapıyor? Yer alıyor. E 59 santimdi bizim küplerimiz. O zaman ne yapıyoruz? 59'u 2 iki kök 2'ye bölüyoruz ki kaç tane olduğunu bulalım. Buraya bir sıfır atarsak bu virgülden kurtarmış oluruz. 59'da 22 arkadaşlar 2 kere var. 44, 9'dan 4, 5, 150. 150'de 22, 6 kere 12, 6 kere 12, 132 olmuş olur. Dolayısıyla buradan da 18 kalmış olur. 7'yi yazsaydık 154 olacaktı. Demek ki kaç tane sığmış olacak arkadaşlar? 26 tane bu küplerden buraya sığdırmış oluruz. 27.si sığmaz çünkü 18 lik bir boşluk kalmış oluyor. X doğal sayısı için aşağıdaki bazı işlemler tanımlanmıştır. Daire içerisinde olursa diyor x, x'in pozitif tam sayı bölen sayısını, Kare içerisinde olursa x'in asal sayı çarpan sayısını, üçgen şeklinde olursa x'in asal olmayan pozitif çarpan sayısı demiş. Buna göre arkadaşlar işleminin sonucunu bizden istiyor. Bakın 150 sayısının yanında ne var? Daire var. Daire bizden ne istiyor? X'in pozitif tam sayı bölen sayısını. Biz nasıl buluyorduk? Asal çarpanlarını ayırıp üstlerini bir artırıp çarpıyorduk. 150 sayısına bakalım şimdi. 152'ye 2'ye böldüm. 75. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Dolayısıyla 150 sayısı ne olmuş oluyor? Bakın. 2 çarpı 3 çarpı 5 üstü 2 olmuş oluyor. Arkadaşlar pozitif bölenlerini bulmak için üstlerini ne yapıyorduk? Asal sayıların üstlerini 1 arttırıyorduk. Dolayısıyla 1 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 2 artı 1. 2 çarpı 2 çarpı 3. Dolayısıyla 2 kere 2 4, 4 kere 3 12 olmuş oluyor. Bakın. Demek ki bizim şu ifademiz 12 olacak. Şimdi kareye bakalım. Kare neymiş? X'in asal sayı çarpan sayısını istiyor. Yani 12'nin asal çarpanlarını istiyor. O zaman 12 sayısını bu sefer asal çarpan algoritmasından bulalım. 2, 6'yı 2'ye böldünüz. 3, 3'ü 3'e böldünüz. 1. Dolayısıyla 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 1 mi olmuş oluyor? E bunun kaç tane asal çarpanı var? Bakın bir 2 var bir de 3 var. Dolayısıyla şurası ne oldu? 2 olmuş oldu. Devam edelim. 80 sayısı ve kare var. 80 sayısının neyini istiyor? Asal sayı çarpan sayısını istiyor. Bakalım. 80'i yine asal çarpan algoritmasına ayırıyoruz. 2'ye bölün 40, 2'ye bölün 20, 2'ye bölün 10, 2'ye bölün 5, 5'e bölün 1. Dolayısıyla 2 üstü 4 çarpı 5 üstü 1 mi olmuş oluyor 80 sayısı? Asal sayı çarpan sayısı. Kaç tane asal sayısı var bunun bakın. Bir, iki tane asal sayısı var. Dolayısıyla şuraya ne yazıyoruz arkadaşlar? İki yazıyoruz. Bakın üçgen iki oldu. Şimdi üçgen neymiş? X'in asal olmayan pozitif çarpan sayısı. İki sayısı nasıl bir sayı? Asal sayı. E iki sayısı asal sayısı. Asal sayının çarpanları pozitif bölenleri nelerdi? Bir kendisiydi, bir de birdi. E asal sayı 2 idi zaten arkadaşlar kendisi. O zaman asal olmayan kaç tane? Bir tane 1 olmuş olur. Dolayısıyla burası da ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. 2 artı 1'den cevabımız ne olmuş olacak? 3 olmuş oluyor. Yani cevap A seçeneğidir diyoruz. Değerli arkadaşlar bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.